Selam, hello. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle bir hamur kabartma çalışması yapacağız. Burada önemli olan detaylı kısımlara dikkat ederek hamurumu ben kendim evde hazırlamıştım. Bunun tarifini bir ara vereceğim. Normalde orada seramik hamuruyla ilgili videom olacak. O da güzel ama bu daha güzel olmuş. Yani daha yumuşak olmuş. Şimdi işlemlere geçiyoruz. Burada. Ne yapıyorum? Resme göre yani puzzle gibi buradaki eskitmeleri ben yaptım. Detaylara göre bunları keseceğiz. İsterseniz makasla da kesebilirsiniz ama ben kurutarla kesiyorum. Hobi marketlerde satılıyor. İnternetten sipariş verebilirsiniz. Bunları kurutarları. Bunu böyle kestik, kenara attık. Makasla da kesebilirsiniz. Makas biraz daha hızlandırıyor tabii ama. Şimdi burada detay kısımlarına önem verin. Ben bazen videoları montajlıyorum, bazen montajlamıyorum. Keyfi yapıyorum bazen. Bazen hiç gerek duymuyorum çünkü oradaki insanlar detayları kaçırıyorlarmış. O yüzden gerek duymuyorum. Hemen kestim. Görüyorsunuz. Protarda. Burada resmi ve takip etmeniz çok önemli. Resmi takip ederseniz sonuç alırsınız. Ama resmi takip edemezseniz sonuç alamazsınız. Dipnot. Puzzle gibi. Burada nerelerde kabartma yapmak istiyorsunuz filan ona iyi bakın ama ben her tarafını kabartma yapacağım için her tarafını kullanacağım için lazım olacak. Şimdi bunları kesiyoruz. Evet, horozumuzun şeysi. Burada önemli olan detaylardan biri resmi kestik ya arkadaşlar. Hamurla önemli olan kabartmayı iyi yapabilmek. Yani şöyle bir baktım videoların arasında hiç hamur kabartmayı yapan olmamış filan filan. Bu arada bana YouTube'dan sayfama ulaşıyorlar. Hediyelik eşya sayfama. Teşekkür ediyorum ayrıca. İstediğiniz soruyu sorup DM'den mesaj atabilirsiniz. Yine profilin linkini bırakırım. Oradan ulaşırsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuz var. Hamurumuzu merdanemizle açıyoruz. Bu arada kahvemi de içeyim bir yandan. Bir yandan cevaplayayım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hamurumuzu detaylı bir şekilde açıyoruz. Bu hamuru ne kadar ince açarsanız resimde o kadar incelik gösterir. Ama kalın istediğiniz yerler varsa kalın bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Yani resimde nasıl görmek istiyorsanız öyle görürsünüz. Bu da bir dipnot olsun. Ben hamurumu bu şekilde açıyorum. Dilerseniz yapıştırırken de bir saniye. Yapıştırırken de nasıl yapıştırıyorum? Hemen onu da bahsedeyim. Şöyle göstereyim. Bu markanın Cadence'ın Magic Fix diye bir ürünü var. Bundan yapıştırabilirsiniz. Tutkal da yapıştırabilirsiniz. Vernikle yapıştırabilirsiniz. Arkasına sürersiniz. Yine bir şekilde yapıştırırsınız. Bunlar kolay şeyler. Burada ne yapıyorum? İlk önce resimdeki motifimi
Kesiyorum. Haydi bakalım. İlk gelen, yani ilk motifimi çok dikkatli kesiyorum. Çünkü burada bir horoz var. Horozu ambiyansına göre takip edeceğiz. Takip etmemiz gerekiyor. Ondan sonracıma. Evet, o dediğim solüsyonu buraya sürüyorum. Arkasına da isterseniz sürebilirsiniz ama bazen çok gerekmiyor. Yani gerek yok. Burada horozumu minimum ne kadar kabarık görmek istiyorsam o kadar yapabilirsiniz. Şöyle bir durum var. Ben ne kadar görmek istiyorum? Ha, bu kadar görmek istiyorum. Çok istemiyorum. Şayet. Çünkü daha başka kabartacağınız alanlar olabilir. Hamurumu böyle yapıyorum. Evet. İsterseniz arkasına da ekleyip devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi öyle bir teknik daha göstereceğim. Ne yapacağım? Arkasını kabartacağım. Şimdi burada bazen ben videoları kesmiyorum. Bazen kesiyorum. Hani çok önemli, dediğim gibi detayları almanızı istiyorum. Çünkü diğerleri yapmamış. Yapmamışlar, görmedim. Şimdi bir şey diyemem o konu hakkında. Ama benim yaptıklarım sizin işinize yarayacağı için. Bir teknik daha var burada. Nasıl kaldıracağım diye sorusu gelirse. Spatulanızı tabii resmi yırtmadan şöyle yavaşça ve sakince kaldırıyoruz. Ondan sonra burada elinizle fazlalıkları yine kesebilirsiniz. Şöyle bir yapabilirsiniz. Burası böyle olacaktır ama temizleyin. Bir şey olmaz. Şöyle içeri doğru kıvırabilirsiniz. İçeri doğru. Evet, içeri doğru kıvırabilirsiniz. Minimum bir saatte hamurumuz taşlaşıyor arkadaşlar. Bir saatte oluyor. Minimum bir saat, 1,5 saat, 2 saat de taşlaşan bir hamur. Hamuru ben nasıl keşfettim? Ondan da biraz bahsedeyim. Bir gün kafama göre bir objem vardı. Yine tamir ediyordum. Hamurumu öyle keşfettim. Şimdi arkasına da bunu koyacağım. Ne yapacağım? Solüsyonumu sürüyorum yine. Böyle işlemlerde önemli olan şeyinizin iyi olması lazım. Biraz bilmeniz lazım. Teknikler de her zaman önemli, biliyorsunuz. Şimdi bunu buraya geldiniz, koydunuz. Ve üstünden merdane ile tekrar geçebilirsiniz resmimizin. Evet. Dediğim gibi. Resimleri yine böyle ufak tefek yine alabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Hamur kabartma da önemli olan, dediğim gibi, dikkat edeceğiniz kısımlar var her zamanki gibi. Alabilirsiniz. Daha kalın kağıtlar da yapabilirsiniz. Benim evde fotokopi makinem var. Onlar çıkartsın. Şöyle bir temizleme işlemi. Restorasyonda oluyor ya böyle kazıyorlar filan. Şöyle. İplerden temizlemek. Yani sakın serum hamurlarını, böyle kalıntılarını dışarıda bırakmayın. Benden tavsiye. Ne yapıyorum? Tekrar geldim. Üstüne koydum. Biraz uzun bir video olacak bu. Çünkü videonun uzunluğu sizi sıkmasın. Arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan izleyerek zevk almak. Evet, buradaki aşamamızı böylece yapmış olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Soruzumuzun, ebiğimizin şeyi kabarık değilmiş. Şimdi gördüm.
Böyle tek tek de kabartabilirsiniz, hani bir şey olmaz. Dediğim gibi altta solüsyon olduğu için kabartabilirsiniz. Kombineyi düşünün. Kombineyi neye göre yapacağınıza karar verin. O kombine zaten size burada eşlik eder. Kombinenizi unutmayın. Mesela böyle yırtılan yerleri de boyayla tamamlayabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Evet, şimdi geldik ikinci kısmımıza. Nereye yapacağız? Şurası örtü kısmı. Şöyle. Böyle. Buna ne yapıyoruz? Yine altına hamur koyacağız. Ama ben burada şunu öğretmek istiyorum. Tek tek böyle yapanlar var. Onu benim hoşuma gidiyor. Nasıl oluyor hemen tek tek? Şöyle kesiyoruz arkadaşlar motifimizi. Evet, şöyle makasla kesiyorum. Bazı yerlerini krotuarla, bazı yerlerini keserek filan. Bu önceden açtığım inci hamurumu, solüsyonumu alıyorum. Sürüyorum. Aynı şekilde buna da biraz süreceğim. Tutması için. Sonra geleceğim. Yine merdanemle üstünden dekope ederek. Yani ürün resmi burada sabitliyorsunuz. Bu resim buradan çıkmıyor. Ne yapacağım? İster makasa, ister yine şeyle kesebilirsiniz. Ne diyorlar onun adına? Anladınız. Kuratuarla kesebilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet, arkasına kağıt yapışmış olsun. Şimdi buradaki detayları hiç atlamıyorsunuz. Bakın ne yaptım. Geldim, kestim yine. Yine restorasyon gibi kazıyorum. Gördünüz. Odamda bu köşemi yeni yaptım. Yani masayla falan. Daha önce de masam yoktu. Siz de yerde çekiyordum videolarımı ama şimdi masam var. Çok rahatım. Oh diyorum. Bu işler masa olmadan olmuyor. Gerçekten çok zor. Bir masanız olması lazım. Her şeyden önce. Ben hep yerde çektim size bundan önceki videolarım. Haberiniz olsun. Şimdi. Bakın detaylı detaylı gidiyorum. Görüyorsunuz beni. Bunları dipnot alın. Lazım olur. Kullanırsınız. Filan filan. Bu da böyle oldu. Evet. Umarım beğendiniz. Şimdi. Yapıştırıcım yine arkasına sürüyorum. Yapıştırıcıyı niye sürüyoruz? Seramik hamuru düşmesin diye. Resim düşmesin diye. Bunu da buraya sürüyorsunuz. Ve resmimizi tamamlamış oluyoruz. Ve bu böylece çok da güzel sonuçlar elde alıyoruz. Ben bunu yıllar önce bir çalışmam vardı. Yine böyle hamuru kabartmalı falan. Ama bu sefer orada da elimle de hamurla bir şeyler yapmıştım. Sizler de bu hamur sayesinde bunun hazır satılanları var. İlla hani diyorsunuz ya yapmama gerek yok. Ama bir gün size bunun tarifini vereceğim. Bu çok güzel bir hamur. Gerçekten çok memnun kaldım. Kendim buldum tarifini. Paylaşırım. Yapın durmayın. Şimdi burada hamurumla yine ben devam edeceğim. Zaten bunda çok hamur gitmiyor ama mesela çok büyük işler yapacaksınız. Mesela atıyorum bu şeyin MDF'nin daha büyüğünü yapacaksınız mesela. Ona çok gider. Arkadaşlar haberiniz olsun. Burada ne yapacağım? Motifimi, tenceremi kesiyorum. Tenceremi kestim. Çok ince bir iş bu. Yani öyle
gözüktüğü gibi değil yani. Hani diyorlar ya, ay bu iş ne kadar basit. Aha, gidersen gel bana sor, basit mi değil mi? Hiç basit değil, hiç kolay değil. Puzzle gibi bunu tamamlıyorsunuz. Bir kere her şeyden önemli olan, dediğim gibi, yapılan işe her zaman saygı duymanız. Yani ben bu videoları çekerken tekrar söylüyorum, gerçekten zorlanıyorum yani, hiç kolay değil. Bir de yapan açısından düşünün. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiç kolay değil. Biraz onu düşünün, ona göre yorum yapın. Bazen çok salak saçma yorumlar geliyor ama bunlar çok önemli değil benim için. Dediğim gibi ben üretimimi yapar yoluma devam ediyorum zaten. Sıkıntı yok. Şimdi burada ne yapacağız yine? Hamurumuz, isterseniz bu sefer şöyle yapın. Farklı bir teknik göstereceğim. Mesela diyelim öyle çok ince oldu. Gelin burada hamurunuzu üstüne koyun bunun. Şimdi burada nasıl bir işlem yapacağız? Bunu üstümüze koyduk, değil mi? Ama diyorsunuz ki burası böyle kabardı. Ama ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bunu burada zaten baskı yaptığımız zaman hamur kenarlardan çıkacağı için hiçbir şey olmaz. Yani burada korkmayın. Hani ay öyle oldu, şöyle oldu falan ama değil. Korkmayacaksınız. Burada yapmanız gereken tek işlem, hemen söylüyorum. Neresi? VA kesidi. Ha. Şimdi bunu buradan geldiniz, üstüne koydunuz. Şöyle yavaşça bunu kaldırdınız. Sakın acele etmeyin böyle ince işlemlerde. Çünkü motifiniz şey olabilir, zarar görebilir, gerek yok. Ha. Şimdi burada ne yapıyoruz? Evet, motifimizi böylece koymuş olduk. Hepinizi gördünüz. Ah, bu zaten burası böyle hareketli olacaktı. İyi oldu. Kumaş ya orası. Orayı hareketlendirecektim. Parça parça yapmanıza gerek yok. Şimdi burada dediğim gibi yine temizliyoruz. Bak buradaki detaya her zaman önem verirseniz gerçekten lazım olur. Kesiyorum yavaş yavaş, sakin sakin. Hiç acele yok böyle işlerde. Maazallah kağıdınız yırtılır, bir şey olur, aman diyeyim. Bir kere benim başıma geldi, böyle yine çekim yapacaktım bir ara. Kağıdım yırtıldı, ondan sonra yapamamış bulunmakta oldum o çekimi. Ama sonra gittim, temin ettim, çektim, sıkıntı değil. Bir kere oldu, başıma geldi. Böyle şeyler acele değil. Hele sanat işi hiç acele iş değil. Çünkü bunu düşünerek yapmak lazım. Sanat yapıyoruz burada çünkü. Başka bir şey değil. Yani bir de ben ötekileri gibi çok montaj işini sevmediğim için arkadaşlar. Yani biliyorsunuz zaten beni. Şimdi buradaki işlemimiz ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya bir... Şimdi burayı da nasıl tamamlayacağım? Burada bol böyle seramik koyacağım buna. Bunu kesmeyeceğim. Şimdi oralarda öyle yapabilirsiniz. Ya dersiniz ki ben yine havucu keseceğim, kabartacağım. Olabilir aslında. O güzel mantıkmış. Keseyim onu. Şimdi onu düşünmedim değil mesela. Şimdi buradaki tamamlayacağınız kısımlar önemli. Keseyim bak, iyi oldu onu kesmem. Düşünmedim değil. Hani parça parça gidiyoruz ya biliyorsunuz. Karıştı. Kratuarı yapacaktım. Düşünebiliyor musun? Ay, karışır öyle olur. Yine bu yapıştırıcımı buraya sürüyorum. Objemi burası kuruyasıya kadar. Yani işlem süresiye kadar bir şey olmaz. Ne yaptım? Arkadan da dekop ediyorsunuz hamurunuzu. Yani bu hamur buraya yapışıyor. Bir daha çıkmıyor. O derece. Tutkalla da bunu uygulayabilirsiniz. Hani sıkıntı olmaz. Dediğim gibi. Ne yapıyorum? Merdanemle yine burada. Aslında bu merdane ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu merdane aslında bu hamurun çok farklı yerlerde kabarttığını görüyorsunuz aslında hamurunuzun. Yani merdane hem bunu buraya fixlemek, yani yapıştırmak için var, hem de
Buradaki sabitlemek için var kağıdı hem de hamuru. Bir gün bırakıyorsunuz, 24 saat sonra bu taş gibi oluyor. Yine ne yapıyorum? Spatulamla. Çünkü hamura göre davranacaksınız. Hamur nasıl hareket etmek istiyorsa öyle hareket eder. Çünkü seramik hamurları böyle arkadaşlar. Biçimi öyle. Ha, sürmüştüm. Sorry. Pardon. Şimdi sürdüm. Evet, yapıştırıyorum. Ah, sorry, ters olacakmış. Aman diyeyim. Burada hamurumuzu hallettim. Oh. Şimdi geldim detayın en ağababasına. Yine burada kesiyorum motifimi. Bakın, dikkatli yapın, dikkatli gidin. Bu dediğim gibi kolay gibi gözükür ama zordur. Bir yerde bir hata yaptığınız zaman gerçekten zorlanırsınız. Yani önemli detaylar önemli. Yine ben arada bir temizliyorum çünkü çıkan hamurları görüyorsunuz. Bakın, taşlaşmaya gidiyor yavaş yavaş, sakin sakin. O yüzden önem verin böyle işlerinize. Hele hediye gidecek. Arkadaki eskitme dokusunu eminim beğenmişsinizdir. Onu dün ben öğlen bir güzel yaptım. Aslında normalde benim çekimimde hem boyayıp hem onu öyle eskitmesini gösterecektim. Ama olmadı. Çünkü video uzar diye, siz de sıkılırsınız diye istemedim. Şimdi burada ne yapıyorum? Hamurumu açıyorum. Buradaki teknik bilgi. Ya, bu hamuru normalde çok güzel işe yarıyor. Hazırları da var bunun. Onlar da güzel olur. Tercih size bağlı. Geldim. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Saklayın, atın, fark etmez. Ben genellikle saklamıyorum, atıyorum çünkü bir işe yaramayacak. Yararsa belki tutarsınız. Tercih size. Kestim yine. Burada derinler önemli, derinlikler önemli. Nasıl verirseniz öyle yaparsınız. Filan filan. Yani elinizle de böyle yapabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Kahveye batıracağım diye çok korktum, biliyorsun. Ay. Yine doğal bir çekim oldu, en sevdiğim. Ben doğal bir adamım çünkü çekimlerim de doğal olsun istiyorum. Evetiniz. Ne yaptım burada? Hamurumu güzel kaynaştırdım. Bah bah bah. Filan filan. Aralardan. Alırsınız, edersiniz. Filan 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 filan. Filan 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 filan. Evet, beni izleyen değerli takipçilerim, değerli değerli insanlar. Hepinizi seviyorum. Evetiniz. Ne yapıyoruz? Kaşıkla yeşillikler kaldı. Burayı bir kabartacağım, bir kabartacağım. Aslında onu kesip... Aman, gerek yok. Şimdi buradaki büyük işlemimiz... Bu bir kabaracak, akıllara zarar. Bunu derin yapacağım çünkü. Derin. En derinini yapacağım ve en büyüğünü, videomu bitirmiş olacağım artık. Sizler de artık bu sayede bunu öğrenmiş olursunuz, uygularsınız en yakın zamanda. Sonra bana atarsınız. Sonra altında bir like, bir abone olmayı unutmuyorsunuz bana lütfen.
Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Videomu artık yavaş yavaş bitireceğim. Evet. Yine solüsyonunu biraz sulandırayım. Hareket etmesi için. Ve ne yapıyorum? Evet. Bol bol sürmeyin. Az sürün, tutsun. Önemli olan o bizim için. Şimdi bunun arkasında da var ya. O yüzden fazla şey etmenize gerek yok sürmenize. Bunu elinizle ittirdiğinizde zaten bu hamur buraya böyle, evet, sabitlenecek olacak. Evet. Şimdi keseceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, güzel gözüküyor. Çünkü yine fazlalıkları burada temizliyoruz. Evet. Nasıl oldu ama? Altına bir süper mi yazarsınız artık, ne yazarsınız bilmiyorum. Efsane mi olmuş yazarsınız. Yani bilemiyorum artık. Bazen ben kendime bile şaşırıyorum. Harbiden. Ama ben bunu yıllar önce de yapmıştım. Yani çok şaşırmasam da olur. Evet. Bayağı bir kalın oldu. Güzel oldu. Okkalı oldu. En sevdiğim. Bildiğin börek gibi oldu. Yani kabardı. Burada bunu bol sürüyorum. Neden bol sürüyorum? Düşmemesi için. Bunu burada arkasına dekope ediyoruz. Tutkalla da olur. Hızlı yapıştırıcı ile de olur. Olur, 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 olur. Seçenek çok. Bunu yapıştırmak için seçenek çok. Dediğim gibi. Evet. Evet. Hamur kabartmamız bitmiş oldu. Umarım şöyle diyeyim, beğenmişsinizdir. Beni izlemeye, takipte kalmaya devam edin. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi kucak dolusu sevgilerle öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Öpüyorum hepinizi. Abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.